Merhaba. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Bilinçokulu Haber Merkezi'nden Ekim ayı gökyüzü yorumlarında Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Evet Demet, neler var? Evet, Ekim ayına biraz sert başlıyoruz. Çünkü ayın ilk iki günü, 2 Ekim'de Güneş ve Plüton arasında kare açı etkinleşecek. 3 Ekim'de Uranüs ile Güneş arasındaki karşıt açı etkinleşecek. Ve bunun ardından hemen 5 Ekim'de bu açıların da etkisi altında Terazi Burcu'nda yeni bir ay doğacak. Evet, yeni ay ile ilgili arkadaşlar Canavar Yeni Ay videomuzu seyretmenizi izliyoruz. Çünkü yeni ay videosu aynı şekilde portalımızda mevcut. Yeni aya değinmeyeceğiz ama gökyüzü gerçekten karışmış durumda. Evet. Gezegenler birbirlerine şimşekler göndermekteler. Güneş kare Plüton. Çok Güneş, zorlu kare, bir Plüton. Pozisyon var. Bu 2 Ekim'de 9 derece terazi oğlak bir de. Ne olur? Evet, şimdi öncü grup hepsi ve sert değiştirici, dönüştürücü, yıkıcı enerjiler, Uranüs ve Plüton kontrol edilemeyen enerjileri temsil ediyor. Terazi Burcu yeni ayı da tek kare oluşturacak bu enerjilerle beraber. 11 derece Terazi Burcu'nda doğacak yeni ay. Evet. Dolayısıyla dediğiniz gibi Mart ayındaki o sert etkili dolunaya benzeyen durumlar söz konusu bu yeni olacak. Aile beraber de ortaya çıkabilir. Gerginliklere dikkat ediyoruz. Evet. 2 Ekim, 3 Ekim, 4 Ekim günü güç savaşları, tartışmalar, insanlar arasındaki çatışmalar, ani sağlık sorunları, kalp krizler, tansiyon yükselmeleri ve kazalar. Bunun yanında kriminal vakalarda artış görülmekte büyük şehirlerimizde. 2 Ekim, 3 Ekim baktığımızda 3 Ekim'de de Güneş karşı Uranüs var. İsyan başkaldırı, ilişkilerde özgürlük, ayrılık ve adi beklenmeyen haberler var. 5 Ekim Terazi Burcu'nda yeni ay. Bunun için ayrı bir videomuz var. 7 Ekim'de Venüs Yay Burcu'na evet, doğru geçiyor. 7 Ekim'de Venüs burç değiştirecek. Akrep Burcu'ndan ayrılacak. Biraz daha neşeli ve sosyal olan Yay Burcu'na geçecek. Daha keyifli. Daha keyifli. Eğlence, seyahatler, medya, yayıncılıkla ilgili konular, spor, bu konular biraz daha gündemde olabilir. Tabii yay burçları, koç burçları, aslan burçları, ateş grubu burçlar için olumlu bir durum. Venüs'ün yay burcunda seyri. Aslında Venüs burada bayağı bir dönem kalacak. Yaklaşık evet, olarak Kasım başına kadar burada. Evet. Ondan dolayı da yoğun bir ayımız var ya, ondan dolayı hızlı geçiyorum sevgili Demet. Bir de 12 evet, Ekim Güneş kare Jüpiter var. Evet. Bu ay arkadaşlar Güneş'in çok baskın bir şekilde ağır gezegenlere hı-hı, sürekli kare açıları var. Çünkü doğal gezegenler hepsi beraber Satürn ve Neptün haricinde tek kare pozisyonda. Bu da gökyüzünde patlamaya hazır bir şimşek var. Aslında gezegenler çok büyük bir elektron bulutu gibi bir olgu evet, yaratıyorlar burada. Evet. Hepsi karşılıklı hazırlanıyorlar. Evet. Ve hepsi karşılıklı olayların gerçekleşmesine, yani şimşekler yine ortaya çıkacak. Mart'ta ve Temmuz'da çıktığı gibi, ama bu sefer çok güçlü çıkacak. Evet. Bu sefer çok güçlü çıkacak. Hazırlık, yani ön hazırlık. Gökyüzünde aslında bir tayfunun geldiğini şimdiden haber verebiliyoruz. 12 Ekim'de Güneş kare Jüpiter evet, var. 15 Ekim'de Mars Başak Burcu'na doğru gidiyor. Biraz anlatarım mı? Mars Aslan Burcu'ndan ayrılacak, Başak Burcu'na geçecek. Aslan Burcu'nda çok güçlüydü. Daha egoya dönüktü, bencildi. Şimdi Başak Burcu'nda biraz daha çalışkan hale gelecek. Üretim, iş, çalışma, hizmet konularında enerjimizi daha aktif şekilde kullanabileceğiz. Başaklar, balıklar evet, için olumlu bir döngü bu. Boğalar ve oğlaklar için evet, de kısmi olarak hı-hı, olumlu. Çünkü kesin diyemiyoruz hepiniz için. Çünkü Ekim tutulması arkasından Ekim tutulması ve Kasım'daki Güneş tutulması ile beraber gökyüzü karışık. Doğum haritaları güçlü olan arkadaşlarımız bu olaylardan daha minimum etkilenecekler. 16 Ekim güzel bir gün bizim için. Evet, Venüs, sürpriz aşklar evet, değil mi? Yani Venüs'ün, elimizdeki birkaç güzel günden biri 16 Ekim. Uranüs ve Venüs'ün üçgen açısı var. Hem de ateş grubu burçlar arasında olduğu için gerçekten biraz daha ilişkilerde coşku, heves, ani gelişen ilişkiler, ani aşklar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra tabii seyahatler, yayıncılık, medya, sanatsal konularda da bu zaten bayram haftasına denk geliyor bildiğim kadarıyla. Evet, bayram haftasına denk geliyor. Bayram seyahatlerin yoğunlaşacağını da gösteriyor evet, aynı zamanda o durum. Ama sosyal faaliyetlerin gelişeceğini. 19 Ekim Koç burcunda ay tutulması evet, var. Bayram trafiğine dikkat, tehlikeli. Bayram trafiğine dikkat. 25 derece Koç burcunda olacak ay tutulması. Yılın önemli bir dönemi. Yine tutulma döngüsü başlıyor. Tabii. Nisan Mayıs'tan sonra bu ay ve önümüzdeki ay tutulmalar olacak.
Bu tutulma 19 Ekim'de 02:39'da 25 derece Koç burcunda gerçekleşecek. Genel olarak tutulmada Venüs ve Uranüs'ün trinesinin etkisi devam ediyor. Merkür ve Jüpiter arasında trine bir açı var, üçgen bir açı var. Aslında birçok kimse için, özellikle ateş olumlu grubu burçlar için olumlu etkiler de var. Aşk. Evet. 19 Ekim tutulmasıyla beraber bir kısım insanlar evlenecekler. Evet. Evlenecekleri insanlarla tanışacaklar. Aşk, sevgi ilişkilerinde artış olacak. Venüs, Uranüs ani zıpkın. Aniden. Aniden zıpkın etkisi. Zaten Juno da Kova burcunda, biliyorsun. Juno da Kova'da. Evlilik ve ruh ikizini gösteren o, hı-hı, güzel asteroidimiz, şirin Juno'muz bizim. O Venüs Uranüs trinesi, Merkür Jüpiter trinesine birden rastladığı zaman da bu 19 Ekim Koç burcu ay tutulmasıyla beraber Koçlar, Teraziler, Kovalar ve Aslanlar da aşk ve evlilik ilişkileriyle, hı-hı, ilgili bir dönem başlayacak. Evet. 18 ay sürecek bir solara döngüne. Evet. Çünkü ay düğümlerinde burç değiştirmesiyle beraber bu döngü çok hızlı, kuvvetli bir şekilde geliyor. 20 Ekim'e dikkat edin. Zehirlenmelerle ilgili bir sorunumuz var. Ruhsallık, enerji düşüklüğü, Mars karşıtlığı, Neptün. Mars'ın Neptün'e karşıt açısı. İşte bir de bu cinsellikte irade zayıflığı verir. Cinsel kargaşa, hı-hı, verir. Acizlik verir. Hı-hı. Biraz üzüntü verir. Böyle bir etki. 21 Ekim'den itibaren Merkür Retro, evet, ve ayı bitiriyoruz. Merkür Retrosu başlıyor 21 Ekim'de. Merkür Retrosu 10 Kasım'a kadar devam edecek. Akrep Burcu'nda biraz uzun süre seyredecek Merkür bu süre içerisinde. Tabii biraz daha içe dönük, daha kuşkucu, daha takıntılı düşünceler oluşabilir. 18 derece Akrep için. 22 çünkü. İçe dönük ve, evet, takıntılı bir dönem. Gizlenmiş, evet, olayların sezgisel ve içgüdüsel olarak yakalanması. Kıskançlıklar, iletişimlerde gerginlik, terslikler, entrika, karışıklık ülkemizin doğum haritasında aslında 5. evde çocuklarla ilgili sorunlara sebebiyet verebilir. Orada Venüs'ü, Jüpiter'i, Güneş'i bir şekilde etkiliyor o Venüs retrosu. Sanatçılarla ilgili, müzisyenlerle ilgili, hı-hı, sorunlar, hı-hı, sanatçılar, ülkenin işte ne diyeyim... ülkede önemli diyebileceğimiz bazı şahısların sağlıklarıyla ilgili sorun yaratacak. 20 Ekim'de Güneş Akrep'te. Artık Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Akrep enerjileri daha baskın hale gelecek. 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep Burcu'nda, Akrep, Yengeç ve Balıklar için tabii enerji biraz daha yükselecek. Cumhuriyet Bayramımız 29 Ekim'i çok keyifli kutlayacağız. 30 Ekim'deki Mars Üçgen, evet, Plüton, 29 Ekim Cumhuriyet, hı-hı, Bayramımızla beraber en yüksek enerjiye doğru çıkmış olacak. Bu da bir yıllık boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güzel günler beklediğini gösteriyor. 31 Ekim'de Mars 150'liği var. Uranüs'te kazalara dikkat edin. Küçük yangınlar ve çatışmalar olabilir. Sevgili arkadaşlar, daha verimlilik arabilmeniz için yorumlarımızdan haftalık burç yorumlarınızı, aylık burç yorumlarınızı ve günlük burç yorumlarınızı bilinçokulu.com'dan ve buna bağlı olan tüm portal ve sitelerden öğrenmeniz sizin adınıza daha keyifli ve anlamlı olacaktır. Sevgi ve saygıyla kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın.